Atakan selam, hoş geldin. Selamlar. Biliyorsun ben dropshipping'e başlamak istiyordum. Evet. YouTube kanalındaki videolara denk geldim. Orada dropshipping'den bizim uzak durmamızı söylüyorsun. Fakat sen bunu zamanında yapıp para kazanmışsın. Sana birkaç tane sorum var bu yüzden. Hem izleyicilerimize hem bize bunları açıklayabilir misin? Tamam, seve seve açıklarım. O zaman hiç uzatmadan direkt videomuza başlayayım. Ben de bu dropshipping'in neden yapılmaması gerekiyor, neden uzak durman gerekiyor, hem sana hem de izleyen arkadaşlara direkt kanıtlarıyla tek tek anlatayım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün videonun konusunu Fatih belirledi. Fatih hem benim ekip arkadaşım hem de önceden dropshipping'e başlamak istiyordu. Başlama düşüncesi vardı ve kendisinde dediği gibi hem benim YouTube kanalımda ben size Amazon dropshipping'ten uzak durmanız gerektiğini ve neden yapmamız gerektiğini zamanda anlatmıştım. Ve bunları anlatırken de ben de zamanla dropshipping yaptım ve dropshipping iş modelinden de para kazandığımı da sizlere zaten ifade etmiştim. Bugün Fatih'in aklı epey karışmış olmalı ki bugünün video konusu da Amazon Dropshipping'den neden uzak durmanız gerektiğini sizlere madde madde tane tane anlatacağım ki sizin de başınıza kötü işlerin gelmemesini istiyorum. Şimdi ilk etapta bazı şeyleri anlayabilmemiz gerekiyor ve ayırabilmemiz gerekiyor. Benim hiçbir zaman şöyle bir iddiam olmamıştır. Ben Amazon Dropshipping'den para kazanılmaz diye ben hiçbir zaman hiçbir yerde böyle bir şey söylemiyorum. Para kazanmakla sürdürülebilir iş yapabilmek arasında dağlar kadar fark var. Bir kumar oynayarak da bir insan para kazanabilir ama sürdürülebilir bir şekilde kumardan para kazanılamaz. Yani bu yüzden evet dropshipping'den para kazanılabilir. Buna karşı bir itirazım yok. Ama Türkiye'de anlatılan, Türkiye'de eğitime verilen Amazon Dropshipping tamamen illegal yöntemler uygulanmakta ve legal olan bir dropshipping yöntemi illegal bir hale gelmektedir. Şimdi bu konulara birazcık daha değinmek gerekirse. Şimdi birinci konumuz şudur. Amazon'da dropshipping legal midir, illegal midir? İlk etapta bu soruları cevaplamadan önce size kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Belki beni aranızda tanımayanlar olabilir. Ben Amazon'da 2024 yılıyla birlikte tam 7 yıldır Amazon'da satış yapıyorum ve şu anda Amazon'da denemediğim iş modeli kalmadı. Dropshipping, retail arbitraj, online arbitraj, private label, wholesale hepsini denedim ve uzun dönemler boyunca denedim. Hani bu videoyu bir tecrübe sahibi olarak konuştuğumu lütfen unutmamak gerekiyor. Şimdi gelelim Amazon'da dropshipping konusuna. Amazon'da dropshipping ilk etapta Amazon buna izin veriyor mu, vermiyor mu? Amazon dropshipping'e izin veriyor. Ama hangi dropshipping'e izin veriyor? Burası çok önemli bir konu. Çünkü bir işin uygulanma yöntemi o işin legal veya illegal olacağını belirler. Nasıl para kazanma yöntemlerinde de gerçek hayatta legal ve illegal yöntemler varsa, burada da illegal ve illegal yöntemler vardır ve Amazon'un yasakladığı yöntemler vardır. Şimdi gelin hep birlikte bunların detayını inelim ve size insanların bu Amazon dropshipping eğitim veren insanların sizi nasıl kandırdıklarını gelin size tek tek madde halinde açıklayayım. Şimdi ilk etapta buradaki yol ayrımı şuradan başlıyor. Siz Amazon'da dropshipping yapmanıza bir problem yok. Amazon buna izin veriyor. Ama gelin hangisine izin veriyor? İlk önce size doğru yöntemi anlatayım ki aklınıza iyicene yatsın. Şimdi yanımda sizlere örnek vermek için bir tane DJI'ın burada bir drone'u var. Burada Amazon'un izin verdiği dropshipping yöntemi şudur. Siz DJI'nin ürününü satın almadan listeleyebilirsiniz. Bunu Amazon Amerika'da listeleyebilirsiniz. Avrupa'da, Kanada'da, Singapur'da. Burada bir sıkıntı yok. Fakat Amazon size diyor ki bu ürünü listeliyorsan eğer ki bir şikayet gelirse bu senin markayla senin aranda olan bir şey. Yani Amazon sizin bir ürünü listeleyebiliyorsunuz diye Amazon size bu ürünü satmanızı izin veriyor anlamına kesinlikle gelmemektedir. İlk önce bunu bir cebimize bu bilgiyi koyalım. Bir ürünü listeleyebildiniz diye siz bu ürünü satma hakkına sahip olmuyorsunuz. Nasıl Trendyol'da böyle bir hakkınız yoksa Amazon'da da böyle bir hakkınız yoktur. Amazon'da şunu yapabilirsiniz. DJI'nin drone'unu listelemek istiyorsunuz. Buna dropshipping yapmak istiyorsunuz bu ürüne. Bu ürüne dropshipping yapabilmeniz için yapmanız gereken doğru işlem şudur. DJI markasına mail atmanız gerekiyor. Ve DJI markasından izin almanız gerekiyor arkadaşlar. İzin almadan kafanıza göre DJI'nin ürünlerine, bir başka markanın ürünlerine herhangi bir platformda, bakın sadece Amazon demiyorum, herhangi bir platformda listeleyemezsiniz. Yani bu zaten bir marka hukukunda da yoktur. Burada işte yollar ayrılıyor. Size peki Türkiye'deki dropshipping eğitimcileri nasıl bu işi öğretiyor? Ya tabii ki bu
DJI tarzı markalar değil ama yine markalı ürünleri listeletiyorlar. Direkt olarak ürünleri başka ülkelerde size listeletiyorlar. Amazon Amerika'dan listeleri kopyalatıyorlar ve işte Kanada'da, Meksika'da, işte Singapur, Avustralya gibi ülkelerde bu listeyi size diğer ülkelerde listeletiyorlar ve daha pahalıya sattırıyorlar. Şimdi buradaki sıkıntı olan konu şu. Siz listelediğiniz ürünlerden liste sahiplerinden izin almıyorsunuz. Kafanıza göre yazılımdan işte manuel bir şekilde bilgileri çekiyorsunuz. Diğer pazar yerine taşıyorsunuz. Sipariş geldiği zaman size Amazon Amerika'dan aldırtıyorlar, ara depoya göndertiyorlar ve sonra ara depodan da müşteriye göndertiyorlar. İşte buradaki sıkıntı, en büyük sıkıntının o yol ayrımının başladığı yer arkadaşlar, izin almamanız. Siz herhangi bir markayı kafanıza göre listeleyip ve satış yapamazsınız. Buna markalar müsaade etmiyor. Zaten birçok Amazon satıcısının, dropshipping yapan insanın zaten hesabının kapanma sebebi bu arkadaşlar. Yani girin şu an forumlara, WhatsApp, binlerce Facebook grupları, WhatsApp grupları var. Madem ki dropshipping legal, bu yöntem madem ki legal, insanlar neden o zaman suspend oluyor? Bu asıl önemli olan soru. Bazı suspendleri artık bu konularda uzman oldukları için aştırabiliyorlar ama bu yine aştırabildikleri suspendleri yine bu işin legal olduğu anlamına gelmiyor. Mesela private label iş modeli yapan bir insana baktığınız zaman herhangi bir şekilde private label'da suspend olduğunu görmüyorsunuz. Markaların etkili satıcısı olarak wholesale yaptığınızda herhangi bir şekilde bir suspend türüyle karşılaşmıyorsunuz. Demek ki bir işte suspend konuları sürekli konuşuluyorsa orada işte bazı sorular sormak gerekiyor. Amazon'da bu dropshipping yöntemine izin vermiyor. Bir şikayet geldiği zaman burada direkt markanın yanında oluyor, sizin yanınızda olmuyor. Amazon'un bazı şeylere göz yumması bunu yapabilirsiniz veya izin veriyor anlamına gelmiyor. Amazon'da 100 kişi Fatih dropshipping'e başlar. 90'ının hesabı kapanır. Ürünleri yüklediği an hesabı kapanır. 10 kişinin, benim gibi şanslı olan 10 kişinin hesabı kapanmaz ve finalde YouTube'da da o 10 kişiyi görürüz. İşte ben bu kadar ciro yaptım, bu kadar satışım var diye. O kişileri de siz piyasada görürsünüz. 90 tane hesabı kapanan insanları piyasada göremezsiniz. Size o 10 tane insanı çıkartıp gösterirler. Suspend'de olan hesapları göstermezler. Dropshipping'de arkadaşlar Amazon'da Türkiye'deki anlattıkları yöntemle sürdürülebilir bir şekilde dropshipping yapamazsınız. Buradaki legal olan dropshipping, listelemek istediğiniz, satmak istediğiniz ürünleri markaya mail atmanız ve izin almanız gerekiyor. Ha, peki neden burada işte Amazon dropshipping eğitimi veren insanlar neden bu yöntem anlatmıyorlar? Neden markalara mail atıp izin almak yerine direkt olarak onlara sormadan başka ülkelerde listeliyorlar? Çünkü maalesef ki bizim milletimiz kısa yoldan para peşinde. Ben nasıl kısa sürede zengin olurum? Ben nasıl vurkaç, işte vurgun yaparımı düşüncesinde olduğumuz için kim markalara mail atacak? İşte kim izin isteyecek? İşte reddedecekler bizi. Biliyorlar çünkü başına gelecekleri ve zorlukları. Bu yüzden hiç kimse zorlanmak istemiyor. Herkes en kısa yoldan, en hızlı yoldan ilerlemek istiyor. Bu yolu da tercih ettiğiniz zaman kimse kusura bakmasın, birçoğunun da hesabı kapanır. Dünyada hiçbir iş yok ki kısa yoldan bir para kazanma işi. Şans eseri kazanabilirsiniz, şanslı olabilirsiniz ama bunu sürekli seneler boyunca yapmanız mümkün değil. Bir gün sizin de hesabınız kapanacaktır. Ben de zamanında maalesef ki bunları bilmeden dropshipping'e başlamıştım ve ben için içine girdikten sonra o marka ihlalleri, işte marka sizi şikayet edince veya sağımdaki solumdaki insanların hesabı kapanınca ben de dropshipping'in legal olmadığını anladım. Sonrasında bu dedim ki dropshipping nasıl legal yapılır? Bunun da doğrusunu öğrendim. Veya Amazon'un izin verdiği dropshipping'i de öğrendim. Nasıl? Çok basit. Amazon diyor ki kardeşim sen bu ürünü satmak mı istiyorsun? Tamam. Satabilirsin, listeleyebilirsin. Amazon çok fazla şeyle ilgilenmiyor. Ama diyor yarın bir gün işte bu markanın sahibi, avukatı bize telif atarsa sana, işte o zaman senin yanında olmuyor. O yüzden arkadaşlar Amazon'da dropshipping yapmak legallik değildir. Bu anlatılan yöntemlerle legal değildir. Bunun haricinde arada depoya ürünü göndermek de legal bu işe hale getirmiyor. Sadece bir zamanlar kısa bir çözümdü. Bakın hala forumlara girin, hala WhatsApp gruplarına girin, hala ve hala ara depoyla çalışılmasına rağmen yine hesaplar kapatılıyor. Çünkü buradaki sorun kökten çözülmüyor. Buradaki sorun markadan izin alınması gerekiyor. Dediğim gibi bu sadece Amazon'la özel bir durum değil. Mesela şöyle düşünün. Sizin bir markanız var. Belirli bir yere getirdiniz ve buna senelerinizi harcadınız. Ve Amazon Amerika'da da satıyorsunuz. Ve aynı zamanda başka platformlarda da satıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ürününüz Meksika'da bilinmeyen bir satıcı tarafından satılıyor. Olaya şöyle bakabilirsiniz. Ya işte ne güzel, işte nasıl olsa benden alıyor gibi gibi olaylara bakabilirsiniz ama
Çok iyi niyetli düşünüyorsunuz. Burada markalar sizin kadar iyi niyetli düşünmüyor. Burada markalar profesyonel bir şekilde hareket ediyor. Ve markalar şunu söylüyor. Bu satıcı benim imitasyon ürünümü yaptırmış olabilir veya benim ürünüm adı altında kendi ürününü gönderiyor olabilir der. Ve bundan dolayı markalar tanımadığı satıcıların Amazon'da veya bir başka platformda satmalarına çoğu zaman sıcak bakmazlar. Ya şunu söyleyebilirsiniz. Peki Amazon'a dropshipping yapanlar işe neden hesabı hemen 10 günde kapanmıyor? Neden bir ayda kapanmıyor diyebilirsiniz. Bu birazcık şans işi. Ne zaman kapanacağını bilemezsiniz. Hani belki şu an vereceğim örnek saçma olabilir ama yani Türkiye'de de mesela bir insan illegal bir iş yapıyor diyelim. Yani 3 yıldır satıyor diye bu işi 3 yıldır yapılabilecek anlamına gelmiyor. O yakalanmamış olabilir. Ama birçok insanın bu şeyden dolayı başı yanmış olabilir. Yani o yüzden şeyin çok bir anlamı yok. Yani böyle 100 kişinin bir işe girip de 90 kişinin, 95 kişinin hüsranla sonuçlandığı, hayallerin yarı yolda kaldığı bir şeyde 5 kişiyi oradan tutup çekip örnek göstermek doğru bir şey değildir. Bir de zaten şöyle bir şey var. Deniliyor ki sermayesiz. Madem ki o zaman hemen size şu soruyu sorun. Çok zor değil. Madem ki bu iş sermayesiz. Neden o zaman sen bu işi kendin yapmıyorsun da milyon dolarlar kazanmıyorsun o zaman? Neden yapamıyorlar? Çünkü biliyorlar ki ürünleriyle bu şekilde listelemenin illegal olduğunu, suspend olacaklarını bildikleri için bu yüzden kimse bu işi ölçeklendiremiyor. Veya ölçeklendirenler de o şeyi, riski göze alıyorlar. Yani ben görüyorum adam 100 bin dolar aylık ciro yapmış dropshipping'de. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama tamamen kendisinin aldığı kumardan benim gözümde başka hiçbir risk yok. Çünkü hesabınızın canlı bomba. Ne zaman kapanacağı belli değil. Bir markanın şikayetine bakar. Eğer içeride paranız varsa da o parayı içeriden alana kadar da canınız çıkar. O yüzden Amazon'da hiçbir şey kolay değildir. Dropshipping de kolay değildir. Eğer dropshipping'i legal bir şekilde yapmaya çalışırsanız diğer iş modellerinde olduğu gibi zaman harcamanız gerekiyor ve epey de bir mesai harcamanız gerekiyor. Bunları unutmamakta fayda var. Bu yüzden ben insanlara Amazon'da dropshipping yapmalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü bu şekilde markalara hiç kimse mail atmıyor, hiç kimse izin almıyor. Herkes kendi kafasına göre ürünleri başka ülkelerde listeliyorlar ve sonrasında da marka şikayet edince tüm Amazon kariyerlerinin birçok insan umutları kırılıyor ve Amazon'a artık devam etmiyorlar. Dediğim gibi ben şanslı olan insanlardan bir tanesiyim. Benim yaptığım zamanlarda şikayetler çok yaygın değildi. Benim yaptığım zamanlarda bu tarz oralar çok fazla yoktu. Fakat şu an itibariyle artık Amazon bu konularda o kadar sıkı kibe, o kadar hiçbir şekilde affetmiyor ki. Hani bu tarz şeylere bulaşmanızı göz göre göre istemem. Benim başlama sebebi ben bilmiyordum. Ben işin içine girdikten sonra öğrendim ve ben para kazanırken bıraktım. Yani hesabım kapandığı zaman bırakmadım. Çünkü şunu biliyordum, bir gün o tren bana çarpacağını ben de biliyordum. Bu yüzden Amazon'da dropshipping'i ben kendi isteğimle bıraktım. Bu yüzden de arkadaşlar sizin de Amazon'da dropshipping yapmanızı tavsiye etmem. Eğer dropshipping yapacaksanız da benim anlattığım yöntem şu anda tek geçerli olan yöntemdir ve dünyanın sonuna kadar da bu yöntem geçerli olacaktır. Hiç kimse ticarette kendi listesiymiş gibi başka markaların listesini çoğaltıp başka ülkelerde izin olmadan satamaz. Eğer satıyorsa da o riski göze alıyordur. O hesabın kapanmasını göze alıyordur. Ha, bu arada bu riskleri siz de göze alıyorsanız yapmanızda hiçbir sorun yok. Sadece ben başlarken bunları bilmiyordum ve bilmeden bu riskleri almışım. Bu tehlikeleri göze almışım. Siz bu tehlikeleri göze alabiliyorsanız içeride paranızın kalmasını ansızın bir gecede bir sabah uyandığınızda her şeyin yok olabileceğini göze alabiliyorsanız, bu sizin uyku kalitenizi etkilemiyorsa Amazon'da işte anlattıkları gibi dropshipping yapabilirsiniz. Ama size söylediğim gibi hiçbir zaman arkadaşlar bedava peynir olmaz, ancak bari kapanılıdır. Burada sizi birçok Amazon dropshipping eğitimcisi maalesef ki kandırmaktadır. Madem ki sermayesiz, o zaman milyon dolarlar kazanın. Madem ki bu iş legal, o zaman neden binlerce, on binlerce insanın hesapları kapanıyor? Bunları da yine kendilerine sormanızda fayda var. Umarım bu içerik hem Fatih için hem de sizler için faydalı olmuştur. Umarım Fatih açıklayıcı olmuştur. Ve çok teşekkür ederim. Bayağı açıklayıcı oldu. Rica ederim. 10 kişinin bile dropshipping'e başlamasına eğer ki engel olabildiysem benim için ne mutlu. Çünkü dediğim gibi herkesin Türkiye'de tek atımlık bir sermayesi var. Dolar her gün yükseliyor, Türk lirası her gün eriyor. Hani kimsenin böyle havaya atacağı, riske atabileceği 3000, 5000, 10000 dolarları yok. Bu yüzden her zaman arkadaşlar sorgulayın. Her zaman sorgulayın. Bu suspend olan insanlara bakın. Neden suspend oluyor? Ya artık böyle bir suspend şeyi türedi, bir hizmeti türedi. Yani lütfen bu kadar şey gözüyle bakmayın olaylara. Bu kadar dar gözle bakmayın. Yani lütfen bunları da göz önünde bulundurun. Yani hadi bana inanmıyorsunuz, hadi benim açıklamalarım sizi tatmin etmedi diyelim. Yani o zaman ben de size sormak isterim. Bu kadar on binlerce insan neden suspend oluyor? Ve bu suspend olanlar neden suspend hizmeti veriyor? Ve suspend hizmeti verenler de ne tesadüf ki aynı zamanda birçoğu Amazon eğitimi veriyor.
Amazon'da dropshipping eğitim veriyor. O yüzden lütfen sorgulayın arkadaşlar. Bunlar hepsini ben sizin faydanız için söylüyorum. Ben zaten şu anda Amazon'da dropshipping yapmıyorum. Ben zaten şu anda markalarla direkt olarak çalışıyorum. Ben senelerimi harcadım bu işe ve elimden geldiğince insanlara doğru bilgiyi göstermeye çalışıyorum. Uygularsınız, uygulamazsanız bunlar size kalmış. Ama ben her zaman dediğim gibi ben insanlara doğru yolu gösteriyorum. Tüm bu riskleri alıp da yine dropshipping yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya da like atmayı arkadaşlar unutmayın. Bu tarz ücretsiz içeriklerin gelebilmesi için bu tarz durumlar beni gerçekten motive ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.